Akış Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Özen, 10 Ağustos tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklama yaptı. Akış Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Özen yaptığı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP, MHP, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin üyelerinin Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyledi. Ahmet Özen açıklamasına şöyle devam etti. Gerek hizmetlerine bakarak, yani 12 yıllık hizmetlerine bakarak hem AK Parti sevk ve idaresinde hem başbakan olarak Türkiye sevk ve idaresinde bakarak diyorum ki şu anda mevcut adaylar içerisinde gerçekten bizim insanımızın hiç düşünmeden ve tereddüt etmeden parti ayrımı yapmaksızın Recep Tayyip Erdoğan yani şu andaki başbakan destekleyecekleri inancını taşıyorum. Bundan dolayı benim hiçbir tereddütüm yok. Hatta şu anda buna destek veriyoruz diyen başta işte Aydın Doğan menşeli olmasına rağmen, o tür haberlerin çıkmasına rağmen en son piyasaya çıkaran CHP'li seçmen de dahil olmak üzere birçok seçmen bugün Cumhurbaşkanlığı makamına Recep Tayyip Erdoğan'ı layık görmektedir. Benim şahsi düşüncem de budur. Çünkü ben özellikle 1992 yılından beri aylık ortalama 6000 kilometre sürekli şehirler seyahat etmiş birisiyim. O yollardaki rezaletleri biliyorum ve bugünkü yollar arasındaki farkı da çok iyi biliyorum. Kütahya halkı da çok iyi bilecektir. Ben eskiden bir sağlık hizmeti alabilmek için Kütahya halkının, üyelerimin ve işçilerin, SSK'lıların özellikle çektikleri hiçbir rezaleti unutmuş değilim. Bu rezaletleri asgariye indirebilmek için sendikacı olarak, yani sözleşmenin dışında en büyük emeğimi harcadığım yer sigorta hastaneleriydi. Orada iki temsilci bulundurmak, yatanlarla çıkanlarla ilgilendirmek, nasıl kolay ilaç alırız, doktorlara nasıl efendime söyleyen rahat sıkıntı çekmeden muayene ettiriz. Şimdi bakıyoruz tüm bunları çözmüş bir İşte iktidar var. Bundan dolayı ben ülkem için, ben kendim için, ben bütün İslam alemi için şu anda favori olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Başbakanımızı görüyorum. Ve bu noktada hiçbir tereddütüm yok. Niye? Gerçekten bizim hastalığımızı neşter vurabilecek, bizi tedavi edebilecek, bu noktada uzmanlaşmış ve tecrübesi olan şu andaki mevcut adayların içerisinde kıyaslanması bile mümkün olmayan tek tecrübeli cerrah diyelim, tek tecrübeli Cumhurbaşkanı adayımız. Şimdi biliyorsunuz hiçbir zaman tavandanla taban, işte Büyük Birlik Partisi'ni de kastediyorum, MHP'yi de kastediyorum ve Saadet Partisi'ni de özellikle kastediyorum. Yıllardır birlikte siyaset yaptığımız arkadaşları çok iyi tanıyorum. Hiçbir zaman tavandaki yani tepedeki insanların aldığı bu karar tabanı kesinlikle yansımayacaktır. Çünkü benim gibi Saadet Partili arkadaşlar şunu çok iyi görüyorum. Ben sürekli şu anda resmi dairelere girip çıkıyorum. Dün cüzdanlı muamelesi gören başörtülü bacılarımızın bugün rahatlıkla devlet dairelerinde çalıştığını görüyorum. Bunu ben görmüyorum. Bunu MHP'li arkadaşlarımız da görüyor. Bunu Büyük Birlik Partili arkadaşlarımız da görüyor. Bunu yıllardır beraber siyaset yaptığım Saadet Partili kardeşlerimiz de görüyor. Bunun müsebbibi kimdir? Bunu düşündükleri takdirde oy verecekleri adres de bellidir. Hiç tereddütsüz. Şimdi genelde bizler yöneticiler olarak bazen tepeden bir karar alırız. Ama bu kararın tabanda uygulanmayacağını da biliriz. Ben açıkça ifade ediyorum. Saadet Partisi'nin aldığı tepedeki kararda veya il bazında alınan kararda veya diğer partilerde de aynı şekilde alınan karar tabanı hiçbir zaman etkilemez. Çünkü taban hiçbir zaman tepeye körü körüne bağlı değildir. Bundan dolayı tabanın ben aklı selim sahibi olduğunu inanıyorum ve açıkça ifade ediyorum. Bugün Saadet Partisi'nin %90'ını bile demiyorum. Saadet Partili arkadaşlarımın %100'ünün tamamının oy vereceği kanaatindeyim. Aynı kanaati bakın özellikle söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi için de taşıyorum. Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı artık eskisi gibi sembol olmaktan tamamen çıkmıştır. Yani yeni gelen yasayla hem halkın seçmesi hem de bazı artık yetkililerin bulunmasından dolayı çok önem arz etmektedir. Daha önceki Cumhurbaşkanlarımız teşbihte hata olmasın noter görevi pozisyonundaydı. Yani işte meclisten gelen bir yasayı bir sefer veto ediyor. İkinci veto hakkı yok ancak Anayasa Mahkemesi'ne götürebiliyordu. Bundan dolayı bu Cumhurbaşkanı'nın bir özelliği var. Ben de bundan dolayı açıkça şunu ifade ediyorum. Yeni seçilecek Cumhurbaşkanı gerçekten taş yemiş enik misali, siyasetin içinde bitmiş, siyasi tecrübesi olan, halka yakın, halka en iyi tanıyan insanlar olması lazım. Mesela bir örnek vereyim. Bugün bir ameliyat olmaya kalksak,
bir sürü doktor araştırıyoruz. En tecrübeli, en kaliteli cerrahı teslim ediyoruz kendimize ameliyat olabilmek için veya yakınlarımızı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten her noktada temsilcisi olan bir insanın, bürokrasiden gelen bir insanın temsiliyle siyasetin içinde pişmiş, siyasetin içinde yetişmiş ve siyasi argümanları çok iyi bilen, yeri geldiğinde kullanabilen bir aday olması gerekir. Bundan dolayı şu anda ben açıkça ifade ediyorum, gerek hizmetlerine bakarak, yani 12 yıllık hizmetlerine bakarak hem AK Parti sevk ve idaresinde hem başbakan olarak Türkiye sevk ve idaresinde bakarak diyorum ki şu anda mevcut adaylar içerisinde gerçekten bizim insanımızın hiç düşünmeden ve tereddüt etmeden parti ayrımı yapmaksızın Recep Tayyip Erdoğan yani şu andaki başbakanı destekleyecekleri inancını taşıyorum. Bundan dolayı benim hiçbir tereddütüm yok. Hatta şu anda buna destek veriyoruz diyen başta işte Aydın Doğan menşeli olmasına rağmen, o tür haberlerin çıkmasına rağmen en son piyasaya çıkaran CHP'li seçmen de dahil olmak üzere birçok seçmen bugün Cumhurbaşkanlığı makamına Recep Tayyip Erdoğan'ı layık görmektedir. Benim... Modanın mekan, mekan gezegeni David People Cafe Food. Kütahya'ya yeni bir soluk kazandıracak, sosyal yaşamın merkezi olacak David People Cafe, çok yakında siz değerli Kütahyalılarla Atatürk Bulvarı'nda buluşuyor. İddialı tasarımı, geniş menüsü ve hızlı servisiyle gönüllerinizi ve damağınızı fethetmeye geliyor. David People, Kütahya'ya hizmet sektörüne dinamik ve yenilikçi bir anlayış getirecek. İnsanların hayallerini yaşam alanlarına yansıtan Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri 2. etap satışları başladı. 2. etap Aktaş Evlerinde açık otopark, çocuk oyunları ve ortak kullanım alanlarının yanında özel güvenlik de yer alıyor. Aktaş Evleri 2. etap satışlarında ev almak isteyenler 3+1 daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık, Aktaş Evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Ali Paşa Mahallesi, Sebilerenler Caddesi, 5/1, Kütahya. Telefon 0274 223 1596. Aktaşlar Mimarlık, Kütahya. Altay Danışmanlık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat telefon 0539 697 34 62.